Uludağ'a yağması gereken kar zamanında yağmıyor. Birçok coğrafyada karasal iklimin hüküm sürdüğü coğrafyada kar yağması lazım, bir türlü yağmıyor. Belli başlı coğrafyaların belli başlı şehirlerinde bolca yağmur yağması gerekiyor ancak yağmıyor. Tuhaf bir kış geçiriyoruz. Kışın da ortasına geldik. Daha yeni yeni böyle nazlı nazlı kar yağıyor. Halbuki oldukça fazla bir yağış olması gerekiyor ki biz şu yazı şöyle rahat bir şekilde geçirebilirim yani susuz kalmayalım. Peki kuraklıkla ilgili açıklamalar neler? Türkiye'deki son duruma bir bakalım ve dünyaya da bir bakalım çünkü bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın da ciddi bir sorunu. Türkiye tabiatını koruma derneği bilim danışmanı Doktor Erol Kesici der ki dünyada 2022'nin bir numaralı krizi su oldu. 2023 yılında kuraklık olacak diyor. Peki Türkiye'deki durum ne? topraklarının yarısında su sıkıntısı var. Türkiye'nin yeraltı suları ve tarımsal üretim risk altında birçok üründe verim kaybı yaşanacak. Pahalılık kaçınılmaz. Şimdi evet su yani su olmadığı zaman yağmur kar yağmadığı zaman ne oluyor? E, ekinler bir şekilde filizlenmiyor. Yani meyveniz, sebzeniz, buğdayınız, suyunuz buyunuz topraktan çıkmıyor. Çıkmayınca bir kıtlığa dönüşüyor bu. Bu da bir pahalılık oluşturuyor. Şimdi su olmadığı zaman susuz kalıyorsunuz sürekli sular kesiliyor hele hele yazın. Şimdi dolayısıyla bu mesele kuraklık meselesi ciddi bir meseledir. dünyadaki durum da hiç iç açıcı değil. Son 20 yılda su tüketimi %42 artmış dünyada. Düzensiz göçte gereksinimi arttırmış düzensiz göçten dolayı su tüketimi de fazlalaşıyor belli coğrafyalarda. Kullanılabilir su miktarı düşmüş. 2 yılda 112 milyardan 100 milyar metreküpe kadar gerilemiş su sorununda Türkiye dünyada 27. sırada 2040'ta su kıtlığı çekecek ülkelerden biri olabiliriz ki e, akademik çalışmalar bunu söylüyor. Türkiye 2030 35'te diyor hatta akademik çalışmalar. 2030 35'te ciddi bir su sorunu yaşanacak, su kıtlığı ve Türkiye de o ülkelerden biri olacak. Peki çözüm ne? Çözümü bilim insanları açıklıyorlar. Su varlığını korumak için su kanunu çıkarılması lazım. Tarımsal üretim, sulama, ürün çeşitlendirme, tohum iyileştirme ve hasat kayıplarını önlemede ileri teknikler uygulanmalı. Su dikkatli kullanılmalı, israf edilmeden kullanılmalı. Çünkü küresel ısınmanın yol açtığı anormal iklimsel aktiviteler bu sorunla bizim yüzleşmemize neden oluyor. Zaten yaşanan kuraklığın da bir diğer sebebi de bu işte hem dünyada hem de Türkiye'de küresel ısınma.